Evet değerli izleyiciler, şu an Toros Dağları'nın tepesindeyiz. Yaklaşık 400 metre rakımdayız. Ve burası saklı cennet olarak tabir ediliyor. Şu an görüyorsunuz kanyonun içerisindeyiz. Necmettin abimiz de burada bizi tekneyle gezdiriyor. Necmettin abi biraz bahseder misin? Burası ne zamandan beri faaliyette? Ne kadar insan yoğunluğu var? Bu kanyonu 99 yılında içme suyu borularını döşerken iptal sallarımızla gelip giderken keşfettik. İş bittikten sonra sallarımızı geliştirerek halkı taşımaya başladık. Günden güne gelişerek son zamanlarda en çok ziyaret edilen yer olmuştur. Kanyonumuz yaklaşık 3 kilometre. Biz 300 metresini salla geziyoruz. Geri kalan kısmını yürüyerek gezilebilir. Bu gördüğümüz suyun tamamı kanyondan kaynak sularından oluşan buraya özgü bir su. Temiz bir su. Temiz yani. Bir. Yani yüzerek içerek yüzebileceğimiz bir su. Biz şu an 300 metresini salla gezeceğiz. Geri kalan kısmını gelecek zamanda yürüyerek gezebiliriz. Yüzlerce kaynak burayı besliyor. Üç tane şelalemiz var. Belki bugün gitmek kısmet olmaz. O da gelecekte gidebiliriz. Çünkü su değişkenliği halen devam ettiği için gidemiyoruz. Yağmur suları ve kar suları değişkenlik gösteriyor. Sadece Mersin'den mi geliyor, dışarıdan da gelen var mı? Artık şöyle diyelim. Antalya'nın sağlık kenti varsa Mersin'in saklı cenneti var. İkinci sloganımız da şu. İtalya, Venedik'te kondol varsa, Brezilya, Amazon'da kano varsa bizim salımız var. Onlar bizi kıskansın diyoruz. Halkı buraya davet ediyoruz. Dolayısıyla buraya Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından da gelen misafirlerimiz oluyor. Derinlik ne kadar? Yüzmeye çalışan oluyor mu? Evet, iyi yüzücüler için ve kendine güvenenler için burası yüzmeye açık. 250 metrelik boylayan kısım var. Suyu yaklaşık 12 derece. Derinlik değişken, 14 metreden 2 metreye kadar değişkenlik gösteren bölüm var. Herkese gelmeyi tavsiye ederim. İnşallah. Biz de şimdi keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Nerede o anlar ki analar kurt doğururdu? Birkaç insan çamurunu destanlarla yoğururdu. Gökten indirdiler ayı. Bir ipek dala astılar. Yurt dediler gölgesine, ayaklarını bastılar. Onlardan kaldı bu toprak. Biz gezip tozmayalım mı? Hainler kıskanır diye destanda yazmayalım mı?